Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle. Küçüklüğümden beri Türk Milli Güvenlik Sistemi'ne bütün olarak bakmaya odaklanmış biriyim. Bunun askeri, istihbarı, birçok ayakları var. Bütün milli güvenlik disiplinlerinin alt dallarından kendisine has özellikleri var. Dışişleri Bakanlığı'nda MİT'ten daha stratejik konularla yer alıyoruz. MİT'te ağırlıklı olarak operasyonel, konseptüyonel ve istihbarat toplumu oluyordu. Şimdi o bilgiyi kullanan makamlardayız. Dışişleri Bakanlığı'nda kapalı ve açık kaynaklardan çok bilgiye ihtiyacımız var. Zihinsel, stratejik, perspektif olarak bakanlığın sorumluluğu biraz daha ağır. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Bu gerçekten hesabı kitabı yapılmış mesele. Gazze'deki katliam, soykırım, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. İnsanlığın aynı noktaya geldiği bir konu. Bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapının Ukrayna'da devam eden bir sorunla salı var. İki savaş, dünyadaki ekonomik rekabet, yapay zekanın beklenmedik atağa kalkmasıyla teknolojik üstünlük kimde olacak sorusunu birdenbire öne çekilmesi, normal piyasa şartlarına giden bir konu. Şimdi buraya ortaya çıkan potansiyeli o kadar büyük ki. Teknoloji tarihine şöyle bir şey oluyor. Buna ömür biçenler var. Daha hızlı gerçekleşti. Şimdi bunun üzerine yapay zekayı hayata geçirmenin yolu yüksek kapasiteli mikro işlemcileri geliştirmek. Grafik tabanlı mikro işlemcileri geliştiren firma dünyanın en değerli şirketi oldu. Geldiğimiz yerlerde sistematik göze bakmaya çalışıyorum. Devletimize ait kurumların dünya üzerindeki emsalleriyle daha iyi rekabet eder olması lazım. Dışişleri milli güvenlik sisteminin bir parçası. Burada yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunu personele dayalı kısmı var, eğitimi var, onları hallettik. Organizasyon şeması ve ihtişamları ile ilgili konular var. Bölge ile disiplin hep çatışır. İki alanlı sistem kurucu nasıl yönetecek? Kaderinize hep bu konular düştüğü için bu denklemleri kendi zeminime oturtturmak buraya geldiğimde sıkıntı olmadı. Cumhurbaşkanımızın Afrika konusunda hassasiyetleri var. Afrika büyük bir kıta. Genel müdürlükle bakamazsınız. Burayı Batı, Orta, Doğu diye bölmeniz lazım. Afrika bizim için fırsatlar alanı. Biz devlet olarak öyle yapıda olmalıyız ki tehditlere fırsatları aynı anda yönetecek durumda olmalıyız ifadelerini kullandı.